Bugün size OX diye tabir ettiğimiz oksandrolon ve eczanelerde şu an reçetesiz satılan testojel hakkındaki tecrübe ve görüşlerimi anlatacağım. Bunlardan bir fayda sağlamanız için aynı zamanda oluşan sonuçların kan testi sonuçlarını da montaj yapmıyorum ama videonun sonuna ekleyeceğim resim olarak hani 2 saniye olarak durdurup inceleyebilirsiniz. Konuşmamda da bahsedeceğim bu değerlerin nasıl değiştiğini ve neden olduğunu. Tabii bunu kendi tecrübelerim ve kendi yorumumla yapacağım. Şimdi arkadaşlar uzun süre aradan sonra 4 yıldan sonra Eylül yarışı, MPC yarışı için hazırlanabilir miyim acaba diye küçük bir deneme yapmak istedim. Bu deneme ne kendime çok zarar vermek ne de nasıl diyeyim vazgeçersem de yine bir ne olacağını görmek adınaydı. Girdiğim küre 3. haftada çıktım. Yani 3 haftayı birkaç gün geçtim. Yani 25 gün belki 24 günde hemen çıktım. Bunun nedeni de verdiğim kan sonuçları oldu. Çok büyük sürpriz oldu. Şimdi şöyle düşündüm. Küre girer girmez bünyem çok hızlı tepki veriyor. Yani çok az ilaca fazla tepki verdiğini bildiğim için küre alacağımı biliyordum ve yağ yakan bir şey yapmak istedim. En azından bunu biraz baskılayayım. Yani çok hızlı büyüyeceğimi bildiğim için. Şimdi o yüzden oksandrolonu seçtim ki iştahım baskılansın, yağ yaksın, su tutmasın, aromatize olmasın. Bunun yanına da çok düşük bir doz testosteron kullanmak istiyordum. Günde 20 miligram oksandrolon kullandım. Yani sabah 10, akşam 10 minimum kadınların kullandığı dozda. Yanına da dedim ki yani 150-200 miligramı geçmeyen bir testosteronla başlayayım. Zaten vücudum buna çok tepki verecek diye düşünüyordum. Çok da tepki verdi hakikaten. Onun için de kendim, şimdi ben burada yaşıyorum, doğada yaşıyorum, kır evinde. Kendi kendime iğne vurmaktan hoşlanmıyorum. En son 15 yıl önce vurmuştum, canımı yakmıştım. İğne vuracak biri de yok. O yüzden dedim ki testojel alayım. Haftada 3 tane jel sürsem gün aşırı 150 miligram testosterona, oksandrolonu bir kür yapar. Bakarım vücudum ne tepki veriyor. Yani ona göre ilerisini planlarım. Eylül'e kadar ne yaparım, ne yapmam diye. Şimdi şöyle oldu. Hemen hızlıca anlatayım. İlk hafta hemen hatta ilk 1-2 günde 2,5 kilo aldım. 91'den 93,5'a. İlk hafta 94 kiloya çıktım. İkinci hafta biraz gücüm arttı. Psikolojim bozulmaya başladı. İkinci hafta 95,5'a çıktım. Ya dedim nasıl bu kadar hızlı kilo alırım? Yani anabolon mu kullanıyorum? Yani su da değil, yağlanıyorum da bir yandan. Kaslarım da iyi görünüyor ama yağlıyım da suluyum. Üçüncü hafta 97'ye çıktım. Artık belim santim santim artıyor. Ve ben hani bir önceki haftadan belim arttığı için bir de Arimidex kullandım dedim. Herhalde bu jeller deri altından östrojene dönüşüyor aromataz enzimiyle. Yani nasıl hiç testosteron efekt hissetmiyorum ben. Bir yandan da Arimidex'e başladım. Bir deneyeyim bakayım ne olacak diye. Bunun sonucu şöyle bir durum oluştu. Korkunç kötü bir psikolojim oldu. Yani üçüncü hafta o kadar böyle sabah dünya başıma yıkılıyor. Yani olumlu bir şey göremiyorum ama artık 40 yaşındayım yani 20 yaşında gibi yaklaşmıyorum olaya diyorum. Tamam bu bir algı meselesi. Yanlış algılıyorsun. Doğru algılayana kadar doğrusunu kendine söyle. Yalan da olsa iyi hissediyoruz. İyiyiz, şuyuz, buyuz falan filan. Neyse işte bu tecrübeye rağmen hani içten gelen duygu değişmiyor. O hormondan geliyor çünkü yani onu bir türlü hükmedemiyorsun ama bilincinde işte tolere etmeye çalışıyorsun. Sağa sola da sataşmayayım. Bir sorun olduğunu anladığım için gittim kan verdim. Sonuç yani gerçekten facia. Şimdiye kadarki en kötü kan tahlilim. Yani gerçekten seri katile bağlamamak için bir neden yok. Hormonal anlamda söylüyorum. Şöyle tiroidler insülin falan normal ama testosteron yani serbest ve total ve östrojen E2 ve LH ve FSH hepsi dipte. Şimdi biz iki durumla karşılaşırız genelde. Dışarıdan takviye aldığımızda serbest ve total testosteronlar yukarıda olur. Östrojen de keza artar. İlaca göre değişirse de. LH FSH dipte olur baskılandığı için. Ya da tam tersi tedaviye başlamışızdır. LH FSH çıkmaya başlar. Ama vücuttaki testosteron daha geride olur. Yani ya o yukarıda ya o yukarıda olur. Normalde dengeli olmasıdır. Bu hepsinin dipte olduğu bir versiyon. Şimdi bu nasıl olabilir diye düşündüm. Tek bir şekilde Oxlar güzel çalışmış, iştahımı kesmiş. İştahım kesti halde bana 7 kiloyu aldıran çalışmayan jeller olmuş. Çünkü jeller çalışmadığı için zaten benim serbest testosteronum 17 idi. Yani bu 4 ile 40
arası bir değer normali. Benim 17 hiç fena değildi. 2'ye düşmüş. Total testosteron keza 5'lerdeydi benim. O da 0 küsürlere düşmüş. Luteinizin LH 0.8'e düşmüş. O da çok iyi çalışıyordu. 3'lerdeydi. FSH da öyle. Yani vücut hem üretmiyor hem de ben ona dışarıdan vermiyorum. İştahım olmadan 7 kilo aldım ve sabah kalkıyorum, yataktan kalkamıyorum, yaşlı gibiyim. İşte dizlerim ağrıyor, her belim gitgide artıyor, antrenman yapıyorum ama gücüm artmıyor. Yani yine de hiç kas kaybetmedim ama kasımın da şekli şemali bir bozuldu. Tabii böyle bir yumuşadı, o sertliğe gitti. 3 hafta kısa bir süre kas kaybetmek için ama bir formum bozuldu yani. Üstüme bir yağ tabakası geldi. Bunu da niye paylaşmak istedim? Yani benim gibi ben uzun yıllardır spor yapıyorum. Antrenman konusunda artık ya hata yaptık dediğim bir nokta yok ama bu ilaç konusu tabii ki çok derin bir konu. Yani vücut hormonları kişinin kendi aklıyla oynayıp ben bu işe hakimim diyebileceği bir konu değil. Jel konusunda da vücut geliştirme camiasının çok fazla tecrübesi yok. Ben de bir tecrübem olsun istedim. Bana göre mantıklıydı. Deriden, ha kaba etten eminmiş, ha deriden eminmiş ama çalışmadı. Hiç çalışmaması beni çok şaşırttı. Yani ben mi yanlış uyguladım? Yeterince emmeden mi giyindim? Ne yaptım bilmiyorum ama şöyle düşünüyorum. Buna rağmen anabolik bir etki 3 haftada gördüm. Çok kısa bir sürede olsa. Şu an kulemene başladım. Yani normal bir testosteronla küre devam etmek istemedim. Çünkü psikolojim çok bozuldu. Hemen bir vücudum aynı zamanda ne kadar toparlayabiliyor diye bir işleme girdim. Bunun nedeni de benim teorim çok hızlı baskılanan, yani 3 haftada baskılanan bir hormon çok hızlı açılacaktır. Keza şu an 4-5 gün oldu, kendimi iyi hissediyorum. Yani eskiye göre çok iyi hissediyorum. Ama tam da bir toplamadığının farkındayım. Bu 10 gün kulomen kullanımından sonra, kulomenin de yarı ömrü 5 gün falan, bir 5 gün falan bekleyip bir kan vereceğim. Eğer hormonlarım gerçekten şaşırtıcı derecede hızlı çöküp hızlı geri geldiyse sonra yarışma planını tekrar güncelleyip düşüneceğim ve daha akılcıl bir plan yapacağım. Burada bir yayın yapmıştım işte, bu yarışmayı denemek istiyorum. Evet, ben de egoma yenik düştüm. Evet, steroid bir bağımlılıktır, girmeyin derken güzel de bir örnek oldum. Bağımlılığa tekrar bir yerinden geri dönerek. Bunu da paylaşmak istedim. Bu da bu konseptin bir parçası olsun istedim. İlk tecrübem böyle oldu. 3,5 haftada aldığım, şu an fazla 6 kiloyu vermeye çalışıyorum. Benim yarışmada da hedefim hep düşük kilolar. Hep düşük. Çok hızlı kilo alabilen biriyim. Hiç o kilolara sağlığımı zorlamak istemiyorum. 80 kilolarda yarışmak istiyorum. O yüzden şu an şu tedavi sürecinde biraz böyle durumları iyice analiz edip gerekirse size tekrar bilgilendirmek için bir video atacağım. Tabii merak eden olursa, belki aynı anda yarışmaya hazırlananlar olur. Ya da belki Ox'un iştah kesicisini tek başına kullanmak isteyen olur. Yine sonuç bu olacaktır. Yani kilo aldım iştah kesmesine rağmen. Yanında testosteronsuz olacak bir şey değil. Ya da belki jellerle bir şey yapmak isteyenler olur. Onlara da bir fikir, bir yol olsun. Bu işlere hazır giren bir kardeşiniz, abiniz var. Siz de aynı yoldan aynı tökezlemeyi yapmayın diye paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla ve sporla kalın. Hoşça kalın.